tatlı tuzluyu bir arada seviyorsanız, zıt tatlar beraber olsun istiyorsanız buna da bayılırsınız. Ocağıma incir ağacı diktim Beyza Hanım. Antep fıstığıyla birleşince 10/10 olmuş. Ya bu fikri diğer markaların çoktan çalmış olması lazım. Nasıl çalmadınız gerçekten bilmiyorum. Hayatımda en sevdiğim çikolata işini sizlerle paylaşacağım. Süt mısırının suyunu böyle çekerek yersiniz ya. Bir hafta içerisinde 10.000 like gelirse A101 ve 1000'deki en favorim olan abur cuburları derlediğim bir video gelecek. 3, 2, 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle favori abur cuburlarımı paylaşıyorum. Biliyorsunuz bu kanalda birçok abur cubur videosu çektim. En pahalı abur cuburlar, en ucuz abur cuburlar, pahalı ucuz karşılaştırması, BİM, A101 her şeyi gördünüz. Bu kadar şey denedikten sonra özellikle de ulaşılabilir olanları seçmeye çalıştım. Yani evet pahalı olanlar da var ama pahalı olmayan ne kaldı diyeceksiniz de. Yani o eski pahalı abur cuburlara dönüp bakarsanız genellikle onlardan seçmedim. Evet yine birkaç tane pahalı abur cubur ama onları da eklemem lazımdı. Yani çok güzeller. En azından onu aldığınızda paranızın boşa gitmeyeceğini biliyor olacaksınız. Reklam olarak kabul edilmesin diye herhangi bir link vermeyeceğim, bir yönlendirme yapmayacağım. Markaların isimleri geçtiği için ücretsiz reklamdır ne yazık ki. Eğer hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak Patisis markasının Chocolate Bump diye bir şeyi var. Netledi mi? Olduğu kadar artık umarım netlemiştir. Bunun dışında bitter çikolata var. İçerisinde de marshmallowlar ve çilek dolgusu var. Çok güzel. Özellikle de sıcak çikolataya ve kahveye çok yakışıyor. Ben süt bile koymuyorum. Bunu atacağım zaman direkt bunu atıyorum. Aslında farklı bir markanın çikolata bombasını kullanıyordum. Hatta onun da videosunu çekmiştim. O videonun yorumlarına patisvisi çok öneren olmuştu. O yüzden kendim alıp denemek istedim ve beğenince de sizlerle paylaştım. Şöyle zaten hali hazırda bir kahve yaptım efendim. Americano. Sütlü yaparsanız yani o acılı tadı sevmiyorsanız rahat edersiniz ama ben bu şekilde kullanıyorum dediğim gibi. Bunu böyle açıyorsunuz. Sıcak içeceğinizi atıyorsunuz. Ne oldu önemli değil. Yavaş yavaş eriyor. Eridiği zaman da bulamaç gibi görünüyor. Öyle göstereceğim bir görüntüsü yok yani. Bulamaç gibi görünüyor ama tadı efsane. Bir de o dıştaki çikolata yavaş yavaş eriyor. İçindeki marshmallowlar çıkıyor. Etrafa dağılıyor ya. Mis. O yüzden bunu köşeye bırakıyorum. Birazdan tadına bakacağım. İyice çikolatamız erisin. Kahveyle içindeki dolgu buluşsun. Sonra tadalım. Şimdi. Yaz ayında değil ama bir doktor olarak söylüyorum. Kışın dondurma yenir arkadaşlar. Bu bir safsatadır. Evet. Nazofaringsinizin ısısı düşerse enfeksiyonlara karşı belki daha açık olabilirsiniz ama yani dondurma yedikten sonra ılık bir su tüketirseniz bu sizi hastalıklara daha yatkın yapmaz. Mikroptur sizi asıl hasta edecek olan. Yani dediğim gibi soğuk bir şey mi yediniz? Ilık bir su için oradaki ısı dengesini dengeleyin. Okey yani kışına dondurma yiyebilirsiniz gayet rahatça. En sevdiğim dondurma Magnum arkadaşlar. Şu Magnum'un bademli olanı. Ay umarım netliyordur vallahi. İkinci bir kamerada kullanamayacağım şu an. Çok fazla dondurma yedik bu kanalda. Yani makrolardan hele ki o en pahalı dondurmaları bile aldık. Ama hiçbiri bir Magnum badem etmedi bence yani. Benim damak tadıma göre en sevdiğim hala bu. Magnum'un da biliyorsunuz birçok çeşidi çıktı. Diğerlerini çok sevemiyorum. Özellikle de beyaz çikolatalı olanlara bayılmıyorum ne yazık ki. Magnum badem. Yenisini çıkarırsın inşallah bir gün de onu överiz. Favori şekerlememle devam edeyim. Bebeto'nun halat şeklindeki şekerlemeleri var. Bunları farklı farklı marketlerden sipariş ettim bu arada. Ha diyeceksiniz ki dondurmayı... Neden paketi var, neden yemedik? Ben bunları farklı marketlerden sipariş ettiğim için gelme zamanlarını ayarlayamadım. Ve dondurma en erken gelendi. Daha kamerayı bile kurmamıştım. Buzdolabımda şu anda sorun var. Erir diye erimesin dedim. Dedim ki mideyi indireyim, paketini gösteririm. Favori şekerlemem şu değil aslında. Bunu yanlışlıkla göndermişler. Vallahi çok düşündüm dedim ki hani bir açıp tadına bakayım. Hani belki benim favorim olanla aynıdır tadı. Hiç gerek kalmaz tekrar sipariş etmem. Baktım aynı değil tatları. O yüzden bunu bırakıyorum. Benim favori şekerlemem bu. Bebeto markasının yumuşak şekerlemeleri. Bunlar hem ekşi hem tatlı. İçi jelibon tatlı, dışında böyle ekşili şekerlemeler var. Önce bir oluyorsunuz. Sonra o şeker tadı geliyor. Ağzım sulandı şu an ekşi ekşi dedikçe. İçinde de marshmallow kıvamında ama marshmallow olmadığını düşündüğüm bir dolgu var. Bir anda bir ekşi vuruyor geçiyor. Ay bir dakika dur hayır yemezdim. Çok fazla yiyorsun sonra. Paketi benden başkası tüketmeyecek o yüzden geri bırakıyorum. Her şeyin tadına bakacağız bu videoda. Çikolatamız gitmiş dibine. Şimdi diyeceksiniz ki ben o görüntüyü görmek istiyorum. Şöyle göstermiş olayım. Çilekli, çikolatalı, marshmallowlu, kahveli bir görüntüsü var. Dediğim gibi ben sert kahve seviyorum. Burada böyle felsi kahveler denediğine bakmayın. Farklı şeyler denemiş olmak için, sizlerle deneyimlemek için onları paylaşıyorum. Genellikle düz americano içiyorum.
Bunu çok seviyorum ya. Yani bitter çikolatalı, meyveli çikolataları seviyorsanız buna bayılırsınız. Ama size ağır gelebilir. Sütlü bir içeceğe koyun siz yine de. Şimdi çikolata grubuna geçmeden önce kraker cips grubundan devam edeyim. Çünkü çikolata grubu çok kalabalık. En sevdiğim cips. Burada ne pancar cipsleri, nohut cipsleri, bilmem ne cipsleri. Japonyalardan, Korelerden, Çinlerden her şeyi denedik. En sevdiğim cips Cheetos'tur efendim. Ya Cheetos bu kadar sevdiğimi söyledim. Hafif çorap koktuğunu söylesem dava açar mısınız? Ama kokuyor yani. O şeyden dolayı arkadaşlar, peynirli cipsler sanırım peynir alt suyundan dolayı o şekilde bir kokuya sahip oluyor. Ama yıllar içerisinde ne olursa kokuyu azaltmışlar. Yine krakerimsi cipslerden devam edeyim. Eti Gong. Ama bu normal Gong değil. Bu peynir ve acı çeşidinde olan pirinç patlağı. Ya normal pirinç patlağının nesini seviyorsunuz diyeceksiniz. Ben de genellikle diyet için tüketilen düz pirinç patlaklarını sevmiyordum. Hatta diyordum ki ne bu yani, hani insanlar sadece çiğnemek için, hani bir şeyleri çiğnemiş olmak için, o tatmin için mi tüketiyorlar bunları diyordum. Ama sonra aynı marka böyle çeşidinde olanlarını çıkartmaya başladı. Bunlar daha yağlı, acılı, peynirli, cartı, cunutlu bir sürü şey var. Hepsini denedim. En çok acılı ve peynirli olanı sevdim. Çok güzel. Fiyatı da uygun. Bak şu ana kadar gösterdiklerimden fiyatı pahalı olan, ha bir çikolata bombası belki bir tık. Yok hala. Müthiş. Hayatımda en sevdiğim çikolata işini sizlerle paylaşacağım. Şu marka. Reese diye bir marka. Amerika'da yer fıstığına reçel vesaire sürmek çok popülermiş aslında. Bunu ilk denediğim bloğa yorum yapanlar olmuştu o şekilde. Bunu bana Beyza Hanım tattırdı. Onun hediyesiydi. Şöyle dışarıdan cupcake gibi görünüyor bu çikolatalar. İlk tattırdığı zaman da kesin Beyza Hanım şey diye düşündü. Ya bu adam zaten sevmese de bir şey hediye olunca seviyor gibi davranır. O kadar da sevdiğini düşünmüyorum falan diye düşünmüştür belki. Ama gerçekten hayatımın çikolatası oldu. Ocağıma incir ağacı diktim Beyza Hanım. En sevdiğim çikolata, yani tuzlu ve tatlıyı eğer zıt tatları bir arada seviyorsanız bayılırsınız. İçindeki bayağı tuzlu yer fıstığı dolgusu, dışı çikolata kaplı, sütlü çikolata kaplı ve cupcake görünümlü yapmışlar. Ya her şeyden bir lokma yiyecektim de ben bunun hepsini yiyeceğim yani şöyle. Çok güzel. Kahve nötrlüyor, tatları devam ediyoruz. Bu arada bütçe harcadığım her videoda dediğim gibi videoyu beğenmeyi, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu video bir hafta içerisinde 10.000 like alırsa bunun 1000 ve A101'i toplu halde çektiğim versiyonu gelecek. Yani 1000 ve A101'deki en favori abur cuburlarını seçeceğim. Şöyle 10 taneyi indireceğim. Paranızı boşa harcamamış olacaksınız efendim. Bir hafta verdim bakın. Bir haftada 10.000 like yaparsınız herhalde. Yine böyle alengeli çikolatalardan biri. Şimdi diyeceksiniz ki Aydın dalga mı geçiyorsun? Ülker çikolatalı gofret mi yani? Bu mu sadece? Tamam, evet. Ülker çikolatalı gofret tek başına da çok güzel. Ama bunun içerisinde McVitie's miydi? Karamelize bisküvi markası var. Lotus'a çok benziyor tadı. Çok güzel bir bisküvi. Lotus'un böyle kreması var. Onu böyle püre haline getirip daha crunchy şeklindeki bir kreması var. Ağzım sulandı. Şimdi de o dolguyu Ülker çikolatalı gofretle birleştirmişler. Müthiş. Bunu da Afyon'a gittiğimiz zaman tatildeyken denedik. Lotus kremasının uygun fiyatlı versiyonu olduğunu düşünün ve böyle sütlü çikolatalı hale geldiğini düşünün. Çok güzel ya. Yani bir Ülker çikolatalı gofret nasıl böyle bir hale gelmiş bilmiyorum. Tamam, küçümsemek için söylemiyorum. Evet, tek başına da lezzetli ama düz gofretti yani. Bu hali mükemmel. Eti süt burger görüyorsunuz. Bakın hep birbiriyle rekabet içinde olan markaları gösteriyorum. Zaten hepsi favorim. Ha bir de şey diyenler oluyor. Ay sen her şeyi mi seviyorsun bilmem ne. Arkadaşlar bir şeyi sevmediğim ya da fail olan videolar tutmuyor zaten. O yüzden görmüyorsunuz. Aşağı inerseniz böyle benim bir şeylerden tiksindiğim, ettiğim, bu güzel değil, bunu denemeyin vesaire dediğim videolar da var. Çok beğenilen, denenen tarifler ve ürünler viral oluyor. Düşünsenize yani bir ürünü ben de görüp aldıktan sonra beğenmezseniz niye arkadaşınızla paylaşasınız ki? Bir şey ben aldıktan sonra çok güzel, gerçekten harika dedikten sonra siz de alıyorsunuz, beğeniyorsunuz, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. O yüzden o videolar viral oluyor. Bir şeyleri beğendiğim videolar ve gerçekten tadı güzel olanlar. Peki pancake arasında süt kreması doldurmuşlar. Çok güzel. Kinderin süt dilimini de çok seviyorum ama o böyle ısırdığınız anda yok oluyor ağzınızda. Yani ben böyle bir şeyleri biraz da çiğnemiş olmak istiyorum. O yüzden de bunun dışı pancake tabakası olduğu için daha bir hoşuma gidiyor. Ama böyle siz
dokunduğunuz anda ağzınızda erisin bitsin yok olsun diye seviyorsanız Kinder süt dilimi de gayet güzel. Damaklarla devam edeyim. İki tane damak lezzetim var. Bunları birbirinden ayıramadım. Şimdi diyeceksiniz ki aynı çikolatadan niye iki tane aldın? Bunlar farklı çikolatalar. Biri damağın baklavalısı. İçerisinde bildiğiniz artık bu milföy müdür? Gerçekten baklava yufkasını mı böyle kırıntı haline getirmişler? Çikolatanın içerisine, beyaz çikolatanın içerisine baklava yufkası koymuşlar. Ya da milföy koymuşlar artık ne koydularsa. Antep fıstığıyla birleşince 10/10 olmuş. Ya bu artık çok yaygın. Her yerde satılıyor. Denemenizde fayda var. Ben düz damağı da çok severdim. Lise'den beri de severek tüketirdim. Kıtır kıtırlığı görüyorsunuz değil mi? Bak duyuyorsunuz. Duymuyorsunuz. ASMR mı bu? Mikrofonum sanki kaç bin liralık. Bir diğer damak drajeyle devam ediyorum. Bunu da Antep fıstıklarının üzerine direkt çikolatayla kaplamışlar. İnci taneleri yapmışlar ki bunun beyaz çikolatalı versiyonu var. Onun adı direkt inci zaten. Damak inci diye geçiyor. Yani ben koca damağı yemek istemiyorum. O kareleri yerken kendimi tutamıyorum diyorsanız böyle küçük küçük alırsınız. Antep fıstığının üzeri sadece o Antep fıstığı boyutunda bir çikolatayla kapla. Sütlü bildiğiniz klasik damak tadı daha küçük porsiyonlarda. Son dönemde tuzlu karamelli çikolatalara da bayıldığımı fark ettim. Ya o yurt dışından ithal olan tuzlu karamelli çikolatalara çok ihtiyaç yok ya. Bakın şöyle bildiğiniz Ülker, bunu biliyorsunuzdur, kırmızı olanı var, Napoliten. Kahvelinin yanına efsane oluyor. Onun tuzlu karamelli olanını çıkartmışlar. Yine dediğim gibi o Reese'de dediğim gibi. Tatlı tuzluyu bir arada seviyorsanız, zıt tatlar beraber olsun istiyorsanız buna da bayılırsınız. Bunun içinde deniz tuzu var büyük ihtimalle. Çünkü tuzu bildiğiniz kıtır kıtır geliyor ağzınıza. Sadece s**ler için bir ürünle geldim. Şöyle. Beyin şeklinde şeker. Şöyle lollipop'u kafatası şeklinde yapmışlar. Üstünde de beyni görünüyor. Görüyorsunuz bu cılı çıkmış. Altı meyveli. Çok güzel. Düz bir lollipop. Hani lollipop'un da favorisi olur mu derseniz bu yani. O da görüntüsünden dolayı. Gofretlerden bahsetmişken en sevdiğim ikinci gofrete atladım. Kahve dünyasının gofriyi. Basmışlar Antep fıstığını böyle bütün bütün, hatta tane tane. Görüntü olarak da çokonata benziyor bakın. Sadece çokonatlı, dışı bütün fındık, bu Antep fıstığı. Ya bu fikri diğer markaların çoktan çalmış olması lazım. Nasıl çalmadınız gerçekten bilmiyorum. Burçak kurabiye ile devam edeyim. Lif içeren güzel bir bisküvidir. Böyle yerken vicdanınızı rahatlatacağınız. Ya tamam evet, şekerli rafine gıdalıyorum ama en azından lif içeriyor. Daha sağlıklı. Vesaire diye kendinizi kandıracağınız bir ürün. Yanında böyle bakın. Normalde kurabiyeleri çaya banarsınız ya. Bunu ona bile gerek yok. Ağzınızda dağılıyor bak. Dağılıyor dedim. Bir parçası kahvenin içinde kaldı. Ay ben krakerlerden bahsederken nasıl unutmuşum. Yer fıstığı dolgusunu bu kadar seviyorsam yer fıstığını sevmem de herhalde size garip gelmez. Şimdi diyeceksiniz ki soslu mısırın nesi farklı? Bildiğiniz soslu mısır, evet. Bunun sosunu öyle bir yapmışlar ki süt mısırı tadı geliyor. Süt mısırı tadında soslu fıstık yapmışlar. Rengi de zaten biliyorsunuz soslu fıstıklar aslında tupturuncudur böyle. Neredeyse kırmızıya kahverengiye çalan bir turunculuğu vardır. Ama bakın bu sarı. Süt mısırının suyunu böyle çekerek yersiniz ya, o tat geliyor. Peyman'ın arkasının nuts'ı ama üzerinde süt mısırı yazanı. Yani ben kafamdan atmıyorum hani tadı ona benziyor diye. Üstünde de süt mısırı yazıyor. Bunların içerisinde en sağlıklı tükettiğim şey de her sabah yediğim zencefil. Bunu aktardan almıştım. Bunlar böyle kök şeklinde bildiğiniz zencefil. Zencefil bu şekilde yenmez yani. Boğazınız öyle bir yanar ki yerinizde duramazsınız. Bunu böyle ince ince kesip kurutmuşlar, şekerlemişler. Her sabah bağlı zencefil tüketiyor musunuz gibi. Şöyle ufak bir parça alıyorum. Yiyorum. Cayı cayı yanıyorum. Ama boğazım için iyi geliyor. Son olarak da son dönemde tükettiğim favori sakızım. Bu neydi markası? Oneo. One diyor diyesim geliyor da o yüzden markasına tekrar baktım. Tadı böyle karışık meyveli. Tutti frutti tadı geliyor. Karışık meyveli dediğim şeyleri anlamışsınızdır. Diğer sakızlardan çok bir tat farkı yok. Farkı içinde kafein var. Ben de böyle sabah kendime kahve demlemeyeceksem, hani gün ortasında kahve içeceksem genellikle sabah ağzıma bir tane bundan atıyorum. İçinde kafein olduğu için çiğnerken kendimi daha iyi hissediyorum. Ya belki de psikolojiktir biraz yani. Bir sakızın içinde ne kadar kafein olabilir de. Video buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. O kadar para harcadım. Beğenmediyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın.
Sonraki videolardan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olup çanı açabilirsiniz. Tekrar bir hatırlatma olsun. Bir hafta içerisinde 10.000 like gelirse A101 ve 1000'deki en favorim olan abur cuburları derlediğim bir video gelecek. Bu da zaten böyle pat 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 bir şeylerden bahsettiğim hap şeklinde bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne kadar enerjim yükseltti bu videoda be.